Hazır mıyız? Herkese merhaba, ben Serkan. Bugün burada artık yeni içeriğimiz olan çocuk kitaplarını tanıtacağımız Nefise'nin kitaplığı videosunu çekmek için kızımla yan yana oturmuş bulunuyoruz. Merhaba Nefise. Merhaba baba. Ne haber? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim işte, video çekiyoruz. Biz bundan sonra Nefise ile, ben normalde bir önceki videoda anlatmıştım aslında. Hem o okuyacak hem ben okuyacağım. Sonra bu kitapları burada anlatacağız diye bir içerik olacaktı aslında. Ama biz ne yaptık? Hem de baba kız güzel vakitte geçirdik. Oturduk. Bu kitabın bir sayfasını Nefise okudu. Bir sayfasını ben okudum. Ve günün sonunda ilk çocuk kitabımızı bitirmiş bulunuyoruz. Kitabımızın adı Uzaya Giden Tren. Uzaya Giden Tren. Yazarımız Mert Arık. Süper. Peki kim resimlemiş? Resimlerini kim yapmış? Sönmezay. Hüseyin Sönmezay. Gerçekten hem yazara hem de resimleyen Hüseyin Sönmezay'a gerçekten yani çok tebrik ediyorum. Birbirinden güzel resimler ve çok akıcı, çok güzel bir hikaye var değil mi kızım? Süper. Biz gerçekten bu kitabı Nefise'yle çabucak okuduk. Şöyle hatta göstereyim bakın. Uzaya giden tren. Şimdi kitabımız... Zoomlarsın değil mi? Ben zoomlarım biliyorsun. Çok seviyorum zoomlamayı. Okey. Kitabımız öncelikle ebeveynler için söyleyeyim. Maalesef bu bilgileri çok fazla bulamıyoruz. Çok aramak gerekiyor. Öncelikle kitap 6-10 yaş çocuklar için uygun bir kitap ve içerisinde yazıyor. Öykü ve hikaye olarak türünü de söylüyor. Hayal gücü, arkadaşlık ve yaratıcı yazarlık geliştiren bir kitap aslında. Ve kitap nasıl başlıyor? İsterseniz bölüm bölüm gidelim. Hem de Nefise neler düşünüyor, ben neler düşünüyorum. Biraz onları konuşalım. Bir gün öğretmen geliyor sınıfa. Ne diyor çocuklara? Onlardan bir hikaye yapmalarını istiyor. Onlardan bir hikaye yazmalarını istiyor. Diyor ki herkes bir hikaye yazacak diyor. Öğretmen aslında çocukları biraz diyor ki hadi hayal edelim diyor. Değil mi? Ve ne diyor aslında? Sadece bir hikaye yazmasını istemiyor. Bir tren hikayesi. Tren hikayesi. Tren yolculuğu hikayesi yazmasını istiyor. Bununla başlıyor. Ondan sonra çocuklar diyor ki trenle nereye gidebiliriz? Önce hayal etmemiz gerekiyor. Aslında öğretmen bir ödev veriyor aslında. Öyle anlatabiliriz değil mi? Sonra trenler nereye gidiyor? Önce bir bunu konuşuyorlar. Yani trenle nereye gidilebilir? Aslında içerisinde yine çok güzel isimler var. Ne vardı mesela? Nereye gidiyordu? Cumburlop kasabasına gidiyor mesela. Bu aslında işte hayali olan bir köyde ve etrafındaki isimlerden bahsediyor. İşte Cumburlop kasabası var. Mızmızlar beldesi var. Gergedanlar köyü var değil mi? Şimdi tren istasyonuna gidiyorlar. Öncelikle bilgi toplamak için, hayal güçlerini canlandırmak için. Orada bir tane istasyon şefini buluyorlar. Ona soruyorlar. Neler soruyorlar? Bir elmanın içinden bir tren geçebilir mi? Aynen. Başka? Suda bir tren yüzebilir mi? Okyanusa gidebilir mi? Okyanusa gidebilir mi? Aynen. Yani birçok sorular soruyorlar. Yani trenlerin nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Ve bu sırada hayal güçlerini de yavaş yavaş kullanmaya başlıyorlar. İstiridye mantarları. Orası da çok güzel değil mi? Evet. Evet, böyle devam ediyor hikaye. Önce bir fikir bulmaya çalışıyorlar. Ve en sonunda buldukları fikir... Uzaya giden bir trendi. Zaten kitabın adı da bu. En son buldukları fikir de bu. Uzaya giden tren. Sonra çocuklar... Kelime avlamaları lazım. Aynen, çocuklar kelime avlamaya başlıyorlar. Kelime avcıları da kelimeleri toplamaya başlıyorlar. Her yere gidiyorlar. Böyle değişik değişik dükkanlara gidiyorlar. Değişik yerlere gidiyorlar. Oradaki değişik kelimeleri toplamaya başlıyorlar değil ama mi? Ama ben hala bir şey anlamıyorum. Ve babam da bana hala söyleme şansı olmadı. Punduna ne demek? Şimdi punduna getirmek gerçekten umarım anlatabilirim. Burada rezil olmak da var. O şey olursa yani zaten keseriz. Şimdi punduna getirmek ben yanlış bilmiyorsam birisini kandırarak bir şeyi yaptırmaya çalışmak. Çok güzel bir örnek oldu gerçekten. Kesin keseriz. Ama ben sana anlatacağım sonra tekrar. Belki de altına yazarız. Yani bunu okurken aslında punduna getirmeyi ben kullanıyorum belki ama
Anlatamadım. Nereye gidiyorlar mesela? Eskici kelimeler dükkanına gidiyorlar. Böyle değişik o bir dükkan değildi ki. Bir arabayla etrafta geziyordu. Yani burada eskici kelimeler dükkanı yazıyor. Bak burada da kelimeler dükkanı var. Ama burada eskimiş kelimeler alan bir adam var. Yani gerçekten çizimler müthiş. Yani inanılmaz. Yani ben çok beğendim. Yani burada çocuklar daha önce hiç kullanmadığı değişik değişik kelimeleri toplamaya başlıyorlar aslında. Mesela gelişi güzel var. Pür dikkat var. Ve daha sonra bu buldukları kelimeleri ne yapmaları gerekiyor? Saklamaları gerekiyor ve bunları çok komik bir şekilde yapıyorlar. Aynen. Kelimeleri nasıl saklıyorlar? Mesela İlk önce turşu yapıyorlar onlardan. Ondan sonra bir dolma Konserve yapıyorlar. Konserve yapıyorlar ve ondan sonra da kurutmalık. Kurutmalık şey gibi. Dolmalık dolma. Biber. Aynen, kurutmalık ve aynı zamanda donduruyorlar da. Böyle değişik değişik şeyler yapıyorlar. Şimdi kitabın en güzel kısmı aslında çocukları bir şekilde yazı yazmaya yazı yazmaya sevk ediyor. Çok güzel bir şekilde bu şevki de veriyor aslında. Neler ve, yapabileceğini de söylüyor. Ayrıca lütfen babacığım. Pardon. Hiç önemli değil. Önemli değil. Bu kitap aslında bana günlük yazmayı buralarda bir yerde yazıyor günlük yazmayı. Çocukların yaptığı birkaç egzersiz var. Onlar günlük yazıyorlar. Evet. Ve ben ve babamla bugün de size onu gösterecektim. Babamı da daha önceki videoda göstermişti galiba. Sana aldığım bir defter vardı. Bana aldığı bir defter vardı. Ben de onu günlük yaptım. Dışarıdan birazcık sıkıcı görünüyorsa bile biliyorsunuz ben bir kızım ve onun içerisinde bir güzel bir kız defteri gibi yaptım. Evet. Ve bir günlük yaptı. Yani bu kitabı okuduktan sonra Nefise artık her gün yatmadan önce günlüğüne muhakkak bir şeyler yazıyor. Tam ondan bahsediyorum aslında. Çocukları bir şekilde yazı yazma antrenmanlarıyla beraber yani yazmaları gereken şeyleri nasıl yapabileceklerini, bu yazı antrenmanlarının neler olduklarını bize bir şekilde anlatıyor kitap. Mesela kelimelerden hikaye yazma antrenmanları var. Birbirinden 5 tane farklı kelimeyi seçip onların içinde geçtiği bir hikaye yazmak ama tamam günlük yazmayı da anlattı bir de hepsini anlatmayayım yani okuma istekleri de kalsın merakla etsinler biraz. Ama bizim bu kelime antrenmanlarından tamam Nefise günlüğünü yazmaya başladı ama benim en çok ilgimi çeken şu oldu mesela masalları dönüştürme idmanı. Masalları günümüz dünyasına getir. Yani mesela kırmızı başlıklı kızı bir YouTuber yap. Yani mesela bakın şöyle çizimi de var. Kırmızı başlıklı kız YouTuber olsaydı nasıl bir hayatı olurdu? Masalı nasıl dönüştürebilirdik? Bunun gibi bolca yazı antrenmanı var içerisinde. Ve mesela daha kızı Heidi biliyorlardır herhalde. Evet, evet. Onu bir milyoner diye düşünebilirsin. Evet, düşünebilirsin tabii ki. Evet, böyle böyle değişik şeyler yazmayı ikna etmeye çalışıyor çocukları ki gerçekten etkili de oluyor. Ve bundan sonra da ilham aramaya çalışıyorlar. İlhamı bulmaya çalışıyorlar. Evet. Aynen öyle. Ve ilk önce duvarlara afiş yaptılar. Menü yaptılar. Evet, uzay menüsü adlı. Birkaç tane yemeği okuyabilir miyiz? Tabii ki okuyabiliriz. Mesela ne var? salçalı Venüs makarnası var. Kıymalı Neptün böreği var. Birini de sen seç. Uzay çayı var. Uzay çayı var. Onu beni çok güldürdü. Evet. Sonra ilham her yerdedir. Yani önce ilhamı arıyor çocuklar. Onların ilgisini cezbediyor burada. Sonra ilhamın her yerde olabileceğini söylüyor. Şarkı sözlerinde arıyorlar ilhamı. Çikolataların üzerindeki yazılarda arıyorlar. Gazoz şişelerinde, gazoz kapaklarında. Dergilerde, kullanma kılavuzlarında. Her yerde bir şekilde ilhamı arıyorlar. Daha sonra bir gün zaten bizim baş kahramanımızın ismi Moni. Daha sonra Monicimiz bakın şurada Moni. Moni'yi de gösterelim. Bir gün kalktığında düşündü ve hopala cuppala çıktı yatağından. Ondan sonra mutluluktan zıpladı. Hemen üstünü değiştirdi ve okula doğru gitti. Ve arkadaşlarına bağırdı diyebiliriz. Aynen, aynen diyebiliriz. Ve mükemmel ilhamı buldum dedi. Dünyanın en büyük kitabı dedi. Evet, dünyanın en büyük kitabını yazmaya karar verdi aslında Moni. Bu dünyanın en büyük kitabı nedir? Yani nedir özünde? Herkesin yazacağı bir öykü olacak.
Aynen öyle. Bu hikayenin içerisinde herkes istediği durakta inebilecek. Aslında başlangıç noktamız... Ve son başlangıç yerimiz İstanbul. Başlangıç noktamız... İstanbul değil. Başlangıç noktamız bulunduğumuz herhangi bir yer. Ama son durağımız uzay. Uzay. Uzaya gideceğiz. Ama burada istasyonlar var değişik değişik. Sen hangisini okumak istersin burada? Burada Kapadokya. Ben Kapadokya'da doğduğum için. Evet. Kapadokya istasyonu var. Göbekli Tepe istasyonu var. Mars var. Uzay lokantası istasyonu var. Çok değişik değişik birçok durak var. Yani herkes hikayesini istediği yerde başlayıp istediği istasyonda inerek bitirebilir. En sonunda da yazmaya başlıyorlar. Yani yazmaktan kastımız da şu. Kitap sonunda öncelikle yolculuk öncesi makinisten bir not veriyor. Makinistimiz kim? Aslında yazarımız. Yazarımız kendisinden bahsetmeye başlıyor. Bir tren istasyonunun yakınında çocukluğunun geçtiğinden bahsediyor. Evet. Ve o trenlerle ilgili nasıl hayaller kurduğunu ve bu hayallerin çocukları ne kadar etkileyebileceğini anlatıyor. Şimdi makinist kendisinden bahsettikten sonra artık son bir soruyla kitabı bitiriyor. Diyor ki çocuklara... Gidiyorsun. Bu soruyu soruyor ve bu soruyu sorduktan sonra bu sorunun açıklamasını yapıyor ve aslında bunu da havada bırakmıyor. Diyor ki bak bu senin biletin. Nefise bu bileti doldurdu ama henüz kitap yeni bittiği için ve okulu da devam ettiği için hikayesini yazmadı. Sonra da bu da senin yolculuk hikayen diyor. Yani kitabın arkasında da çocuklara kendi hikayelerini yazma fırsatı veriyor. Nasıl bir kitaptı sence genel olarak? Yani çok heyecan doluydu. Çok güzel resimleri var. Evet. Çok gerçekçi. Hı hı. Ben şeyini çok sevdim, kapağını. Evet. İlk kapağını çok güzel bir şey var. Bak burada hala Moni'yi görebiliriz. Zonla diyeceğim. Tamam, zonla diyeceğim. Peki şey ne öğrendin? Bir şey söyleyeceğim, bir şey yapmak istiyorum. Peki bundan ne öğrendin? Bu kitaptan ne öğrendin? Bu kitap sana ne kattı? Daha eğlenceli şekilde yazma egzersizleri evet. Beni çok etkiledi. Tamam. Yani yazı yazmayı sana bir şekilde özendirdi değil mi kitap? Yani kitap aslında hem bize hem çocuklara, yani ebeveynler olarak bize hem çocuklara hem öğretmenlere çok şey anlatıyor. Ve güzel çocukların nasıl hayal kurabileceğini, bu kurdukları hayallerin sonucunda neler yapabileceklerini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Yok. Süper. Buraya kadar izlediyseniz... Son bir şey daha yapmak istiyorum. Hı-hı. Babacığım bence bu gülücük yazıyor ya burada. Tamam. Bence bunu sunmak için yeterince zamanım olmadı. Tamam. Bir kez daha uzunca gösterebilir miyim? Tabii ki. Şöyle gösterelim. Tamam. Şimdi zaman zamanım artık olmuş. Kapatalım mı videoyu? Evet. Tamam. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de güzel bir gönlünüz varsa bir tane de like bırakırsınız. Evet. Bir de yorum da yapsınlar. Olur, o da olur. Yorum da olur. Abone muhakkak olsunlar. Evet. Lütfen izlediyseniz, lütfen izlediyseniz yapın. Süper. Biz Nefise ile videolar çekmeye devam edeceğiz. Biz okudukça buraya geleceğiz. Kitaplığımız bizim gördüğünüz gibi. Bu arada kitaplığı da ilk defa gösteriyoruz. Farklı bir açıdan ilk defa video çekiyoruz kanalda. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Bu sadece annem ve babamın kitaplığı. Bu sadece benim kitaplığım. Evet. Çok güzel. Benim köşem aslında. Tamamdır. Artık kapatalım videoyu. Evet. Yeter. Kapatayım mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.